Merhabalar gençler, ben Okan, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dragon City oynuyoruz gençler ve bugünkü Dragon City videomuzda sizlerle beraber Ulukar ejderhasının tanıtımını gerçekleştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz üzere Ulukar ejderhası bulunuyor. Bunu nasıl aldım diye soracak olursanız hemen videosunu izleyelim gençler. Evet, videoyu izledikten sonra tekrar geldiğiniz üzere kürelerle çağırdığımı görebiliyorsunuz gençler. Ulukar ejderhasını almış bulunuyoruz şu anda. Bu benim gerçekten çok istediğim bir ejderhaydı. Şöyle koymak istiyorum, Ulukar ejderhasını koymak istiyorum. Ejderhamız nerede abi? Ejderha gösterir misin? Canım sıkma. Ejderham nerede? Niye gözükmüyor şu an? Yükseltelim dilerseniz şöyle birazcık. Saldırıların şu şekilde görebiliyorsunuz. Kaç seviye kadar yükselteceğim onun için bir fikrim yok. Ama gerçekten çok güzel bir ejderha saldırılar atacağız şimdi sizinle birlikte. Bu ejderhayı kullanarak bakalım neler olacak. Tipe baksana abi, gerçekten çok görünüşü çok hoşuma gitti benim. Elementler de bir o yana güzel arkadaşlar. Buz var, saf var falan derken gerçekten hoşuma giden elementler oldu. 35 yapmak istiyorum. Umarım 35 olur. 35 olursa gerçekten çok sevineceğim. 30'a kadar 6.9 milyon kalması gerekiyor gençler. 7 milyon kalırsa 30'a kadar. Sadece 6.9 milyon kalması lazım 30'a kadar. 6.9 milyon kalırsa eğer, bakalım bir saniye. Şu evet 30 yapabildik gençler. Hayır 35 yapabildik. Hayırlısı uğurlusu olsun gençler. Bakalım. Şöyle yükseltelim, 34 oldu. 34 35 yaptık. Çok güzel bir şekilde tüneye gidiyor ve bir tane daha ejderha. 35 seviye yaparsak bunların seviyelerini 40 seviye kadar yükseltebileceğiz gençler, bilginiz olsun. Ulukar ejderhasını şu şekilde ismini değiştirdim. YouTube. Hatta direkt Okan yapacağım bunun ismini, dur. Hatta şu şekilde yapalım Okan canım. Çok güzel oldu abi. Favori ejderham bu olacak gençler, en çok bunu kullanacağım. Şöyle profilimi göstereyim tekrardan size, bir saniye beklerseniz eğer. Bakın profilim. Ne oldu şimdi? Şu an aşağıda geliyor fakat ne artısı var ne de skillleri falan güçlü değil. O yüzden şu an en düşük seviyede gözüküyor. Usta arenada kullanabiliyor muyuz bunu? Kullanabiliriz fakat güçlü rakipler geliyor karşımıza. Güçsüz rakip gelirse burada denemek istiyorum. Lütfen bir tane düşük rakip ver deneyelim. Vermedi neyse. Liglerde hakkımız var mı? Liglerde savaş hakkımız gelmiş. Çok güzel bir şekilde liglerde deneyelim diyeceğim. Ama liglerde kaybetme ihtimalimiz var şu şekilde. Bir tane liglerde deneyelim dilerseniz. Olmazsa liglerde normal savaş yapıp bu karakterimizi şeyde deneyebiliriz. Şuradan Ulukar ejderhasını seçmek istiyorum. Çok güzel abi, görünüşe bakar mısın? Aşırı iyi ya, bak vuruşa bak. Allah'ım hasaret akıyor gençler. Siz de beğendiyseniz ve beğendiğiniz ejderhalar varsa yorum kısmında belirtin gençler. Merak ediyorum size gelen güzel gelen ejderhaları bu arada. 12K kritik yedi. Şimdi bunlardan mesela bu sivir uçları vursak kaç kağı vursun bunu? Abi saldırıları çok güzel, görünüş çok hoşuma gidiyor. Böyle kaslı maslı böyle bir şeyler. Abi, çok hoşuma gitti. Açıkçası kaç kağı vuracaksın? 14.5K vurdum. Çok güzel. Abi gerçekten çok güzel. Çok güzel demekten, duymaktan sıkılmışsınız ama o kadar çok hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Çok istiyordum oyuna başladığımdan beri bu karakteri. Çok istiyordum. Diyerekten şöyle bir o neden bununla vuralım bir iki tane. Şimdi şununla iki tane vursak ölür müsün? 24K ölmüyor. Tamam çok güzel. İki tane bununla vuralım gençler. Ondan sonra diğer ejderhaya geçmek istiyorum. 9K canı kaldı. Niye diye soracak olursanız, bu ejderha öldürdükçe seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Mesela şu an 40K canı varsa bu şey yaptığınız zaman 41K olacak. Şu an tekrar şuna geçmek istiyorum. Buna tek atma lütfen. Tek atma. 40K vurdu. Çok güzel. 20K canık aldı. Canı kaldı. Buna 20K vurur mu şimdi bu? 20K vurmaz. Vurmazsın. 14K falan vuracaksın. 14.5K vurdu. Çok güzel. Canın sağ olsun senin, 19.5K yedim. Kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Yani şeyi, Ulukar ejderhacımızı kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok dediğim üzere. Şuradan 45K vurur musun sen buna? 43K vurdun da olsun. Güzel bir şekilde kazanmayı başardık gençler. Görmüş olduğunuz üzere 2 tane 3 5 tane ejderha öldürdükten sonra C-eksi seviyesinde yükseldi ve 40K canı vardı. Şu an görmüş olduğunuz gibi kaç K canı yükselecek? Ona tekrardan bakmak istiyorum. 40K canı vardı mesela gençler. Buradan 43K'ya yükseldi şu an görmüş olduğunuz üzere. Tabi onunla vurmayacağım ben buna. Şu şekilde ne yapsak, ilk saf ışık vuralım. 31K'ydı. Parlak yıldız verdi. 90K vurur musun? 90K, 95K adamın dibisin sen. Seni de 4 yıldız yapmak istiyorum bu arada. 4 ama bunları vurursak olmaz şimdi. Saf ışık vuralım bakalım kaç K vuracaksın? 23K vurdun. 18K vurmaz diye düşünüyorum. Bu ejderhamız. O yüzden 2 defa vuracağız. Ölecek ama yapacak bir şeyimiz yok. Ölür mü? Yok, ölmeyecek. Sıkıntı yok. Bu kapan ejderhası galiba, aynen.
Bir yıldız var. Şu an yaprak ve buna kritik vuracak bir şeyimiz var mı şu an? Buzlu sıvıçları var. 46k vuracağını düşünmüyorum. O yüzden şuna geçip şuradan bir kere savaşık vurmak istiyorum gençler, diğer ejderhaları öldürmek için. Tekrardan söyleyeyim. Ejderha değiştirdim şuradan. Okan canı seçtikten sonra sivri buzluçlarıyla kaç k vurursun kritik, 24k vurdun, çok güzel bir şekilde almayı başardık burayı da. Görmüş olduğunuz üzere ejderha bu şekilde gençler. Bir de yavaş efektlerini de göstermek istiyorum size şuradan. Pardon. Meydan okumaları değil. Meydan okumalara girelim. Şöyle kime girelim? Kime girelim? Şuna girelim mesela. Şunu koyalım gençler. Şunu da koyalım abi. Şunu da koyduğumuz takdirde güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bakalım. Ağır çekimi alacağım. Ağır çekimde bakalım nasıl olacak derken ağır çekimi almadık. Ağır çekimi şu an aldık. Ama kendi kendine vurdu. Biraz kötü oldu. Burada vuruşlarını göstermek istiyorum size. Skilllerin skill çapları kaç kağı vuruyor? Hangisi şeye kritik vuruyor? Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şöyle bir tane hasar vurursak artık biz. Bir saniye bekleyin. Bir hasar daha yiyesin. Şu şekilde yavaşlattık. Şimdi buna kritik vuracak bir şey var mı? Var, şu var. Efektleri daha net bir şekilde görebilirsin. Bak attığı pençeye bak, Allah'ım ne asalet akıyor karakterden, asalet akıyor ya. O kadar çok hoşuma gitti ki. Neyse. Umarım kahraman karakteri olur, herkesin istediği karakter yani yalnız. İstemediğiniz hero'larla oynamak zevk vermiyor oyundan. Mesela ben bu karakteri alınca şu an çok oyuna dönesim geldi. Yani dönesim dediğim daha çok oynayasım geldi. Saldırı atasım geldi. Zaten vardı ama gerçekten güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Abi baksana abi ya. Çok güzel gerçekten. Hani, duymaktan sıkıldınız biliyorum. Ya bu arada duymaktan sıkılacağınız başka bir şey daha söyleyebilirim size. Buraya kadar izlemediyseniz eğer like atarsanız çok sevinirim gençler. Bir de abone değilseniz abone olup bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Şununla vuralım bir tane. Kaç kahve? 23k vuracaksın. 14.700 vurur musun buna? Vurman gerekiyor. Bu değil pardon. Bu 14.700 vurursun. Her türlü vurursun sen buna. 10 abi no. 300 can 400 can. Kalmasın ama ya. Lütfen kalmasın yani. Bırakmaman gerekiyor senin bunu. Işığa kritik bir şey vuracak. Var çok güzel bir şekilde. Elementleri de bir o yana güzel gibi duruyor gençler. İlk elementi saf. Onun dışında ne bileyim ben beğendim ya elementleri de. Uluk aracılar arası. Yeni etkinlikten aldığınız silahları yazabilirsiniz gençler. Şu an var olan bir etkinlik var biliyorsunuz. Aldıysanız eğer de. Ben orayı tamamlayamadım. Shadow Shield'a kadar gelebildim kendi hesabımda. O yüzden yapacak bir şey yok. Onun videosunu ben zaten başka bir hesapta çekip göstermiştim size. Kime saldıralım şöyle? Şuna saldıralım. Kerem Can varlığı bizi yenmiş arkadaş. Diyerekten yenilmek için girelim. Bakalım yenebilecek miyiz arkadaşımızı. Ondan sonra hocam. Çekiliş hala devam ediyor gençler. Tekrar söylerim. 10 abone kaldı. 10 abone sonra açıklanacak bilginiz olsun. Bilmeyen arkadaşlar varsa söylemek istedim. Ondan sonra başka bir çekiliş daha düzenlenecek. Hani ve çekilişi kazanan arkadaş nasıl bir şey istiyor? Nasıl bir şey istiyor dedim. Mesela yan taraf teklifler geliyor. Aynı tane 300 taş gibi 300 taş geliyor. Fakat yanında kahraman çıkma şansı var. O paketi de alabilirim geldiği zaman. Bunu çıktığı zaman iletişime geçip onunla konuşacağım. Bilginiz olsun. Şimdi zehirli sarmaşık vuralım şuna. Videolar izleniyor fakat abone gelmiyor. Niye bilmiyorum. Yani abone olup like atarsanız çok mutlu olurum gerçek. Abi 800 can kaldı, öldürme lütfen. Öldürme ama öldürme ya. Öldürdüm, al bunu ağzına bir. Al ağzına 56k'yı. Bir de öldürmezsin. Bir de öldürmezsin. Şimdi buraya kadar izleyenler aşağıya ne yazsın gençler? Ne yazsın? Beyaz yazsın gençler, beyaz yazsın aynen. Burada bana saldırıp kazanan Ömer Burak Koç varmış. Bakalım biz ona saldırıp kazanabilecek miyiz gençler? Okan canı seçelim şuradan. En son seçiyorum ki ilk rakibe saldırıyı verirse eğer ilk hasarı o yemesin diye. Onun kritik vuracak bir şey var mı? Var ama 49k yiyeceğini düşünmüyorum, vuracağını düşünmüyorum. Bu 49k vurmaz inşallah 45k falan vursun. Çok güzel bir şekilde 45k vurdu. Şuna geçelim. Vuracağı en fazla 24k falan bunun. 28k vurdu çok güzel. Buna 44k vuracağını yine düşünmüyorum. 25k. 28k vurdu. Güzel. 12k vurmaz herhalde kutu ejderhası diye düşünüyorum. Vurmaması gerekiyor. 16k vurdu. Ama yıldız yapmış ki adam ya. Tamam sen şunu al da bir uza. Bakalım. Geçelim bir sonra. Ucucunu aldı ha bu arada. 2 canlı aldı. Ve görmüş olduğunuz gibi 42k canla C'ye bir üst seviyesine ulaştı. 42k canı vardı. Şu an görüyorsunuz. Kaç k canı olacak? Oradan tekrar göstermek istiyorum size. 44.5 yani 45k canı oldu. 42k'dan 45k'ya yükseldi bir seviyesinde. 2-3 tane ejderha öldürdükten sonra görmüş olduğunuz üzere bu şekilde can artışı sağlanıyor. Kahraman ejderhalarda. Ondan sonra bu arada tanıtmamı istediğiniz başka ejderhalar varsa onları yorum kısmına belirtin. Sizin için videosunu çekeyim gençler. Mustafa Alper bize saldırmış. Bakalım kazanabilecek miyiz bunu? Bunu kaybedebiliriz. Yüksek sever benden seviyesi de benden yüksek seviye bir arkadaşımız. Yo değil bir seviye altında hatta. Pardon. Yanlış aktardım sizlere.
diyerek girdik. Fakat biz yenebileceğini düşünmüyorum bu arkadaşın. Şu şekilde devam edelim. Şu Safir Ejderhası vurmak istiyorum. Bir daha Kratos var, bir yıldız dahi de ejderhası var bir de. Buna kritik vuracak, vurur musun? Buna kritik vuruyor fakat 43 kağı vuracağını düşünmüyorum. O yüzden buna geçip şuradan bir tane saf ışık vurmak istiyorum ki bir ejderhamız kolay bir şekilde kazanabilsin. Şuradan görelim, 28 kağı vuracaksın yine ama 26 kağı vurdu. Güzel bir şekilde ejderha gerçekten çok güzel ya. Tekrar söylüyorum ama yani dibim düştü diyebilirim ejderhaya. Nazar değecek gerçekten, bir şey olacak, yanlışlıkla falan satmam umarım. Diyerekten şu şekilde devam edelim gençler. Umarım izlerken sıkılmıyorsunuzdur, zevk alıyorsunuzdur diyerekten şuraya bir Umut Yaldız'a girelim. Kimse kimseye saldırmamış, daha yeni eklemiş galiba beni Facebook üzerinden takipçimiz biri. Bir takipçimiz. Onun dışında bu şekilde buraya girmek isteyenler varsa Facebook'tan beni arkadaş ekleyebilir diyerekten. Ama bu kötü oldu şu anda. Tabi ejderhayı seçmemişiz ki biz. Ejderhayı niye seçmemişiz biz? Kötü oldu. Aa, çok şaşırdım şu an. Ejderha nereye gitti? Ulan nazar değdireceğiz dedik, ejderha kayboldu. Var mı böyle şey? Şok oldum şu an. Ejderha niye gitti ama? Burada değil mi ejderha? Tam burada duruyor. Allah Allah, çok şaşırdım. Çok enteresan şu an. Onun dışında burada ne ejderhası var şu an? Bizim hiçbir ejderhamız yok. Şuradan bir ejderha çiftleştirelim bakalım. Ne Kratos vereceksin? Kratos verdi. Çok güzel bir şekilde taş alabiliyor muyuz? Alamıyor şu an. Buradan arkadaşlar, bu arada kuleleri ne diye oldu soranlar olmuş. Kuleler ne işe yarıyor diye. Şuradan söyleyeyim ben size. Tek tek söylemek istiyorum. Bu biliyorsunuz zaten altın takviyesi sağlıyor. Bu bildiğiniz gibi günde bir tane taş veriyor size, mor taş veriyor. Bu saldırı takviyesi de arttırıyor gençler. Ejderhalar için 120 hasar ve can diyor, görmüş olduğunuz üzere. Burada yemek süresini kısaltabiliyorsunuz. Yiyecek üretiminde 8 saat atladıyorsunuz. Burada eğitim süresini kısaltıyor gençler. Eğitim, asker, saldırı için verdiğiniz şeyleri eğitim merkezinden 8 saat atlayabiliyorsunuz. Burası neydi? Bakalım bir saniye. Çiftleştirmeyi tüm üreticilerden 6 saat atlıyor. Bilginiz olsun. Şu an buraları gösteremiyorum size, bilgi deyince gözükmüyor. Fakat buna tıkladığınız zaman tüm besin ve şeyleri, altınları tek seferde topluyor gençler, bilginiz olsun. Bu şeyde kuluçka süresinde 6 saat atlıyor gençler, bilginiz olsun. Bu da 2 saat boyunca yapacağınız çiftleştirmelerden, yani kule tıkladığınız zaman, herhangi bir çiftleştirme yapacağınız zaman ejderhanın nadirlik seviyesini arttırıyor, bilginiz olsun. Daha nadir bir ejderha çıkartma şansınız oluyor, bilginiz olsun gençler. Örnek veriyorum, onu kullandınız, buradaki ejderhaları da çıkartma şansınız daha fazla yükseliyor, bilginiz olsun. Şimdi buradan bir tane efsane bir çiftleştirme yapmak istiyorum sizinle beraber. Ne yapalım? Hadi 5-3 diyelim, bakalım ne çıkacak. Buradan 5. ejderhayı seçelim. Ama olmaz. Şuradan ejderha efsanevi seçelim. Buradan 5. hangisi oluyor şu an? Sevgili ejderha 5'in 3'ü. Sevgili ejderha ve hava ejderhasını verdim. 2 gün 1 saat ya da 1 gün 7 saat verirse efsanevi verecek gençler, bilginiz olsun. Ama 1 gün 15 saat verirse de efsanevi verme şansı var. Çiftleştirmeye başlıyoruz. Kaç saat verdin sen? 16 saat verdin. Efsanevi gelmedi. Ne çıkacak bilmiyorum. Şurada bir çiftleştirmemiz var mıydı? Burada da bir çiftleştirmemiz varmış. Şunları tekrar topladım buradan, antik dünyayı bilmeyenler görsün. Burada bir çiftleştirmemiz vardı. Burada ne ejderhası vereceksin bize? Direkten bir kontrol edelim. Güzel bir şey verirsin umarım. Güzel, bende olmayan bir şey verirsen çok sevinirim diyerekten ne verdin sen şu an bana ya? Bu ne? Jel ejderha. Jel bende var mı bakalım? Şuradan bakalım, jel ejderha. Bende yokmuş. Çok güzel bir şekilde jel ejderhasını almış bulunuyoruz. Dilersen şuradan da bir tane çiftleştirme yapalım. Burayı da göstermiş olayım sizlere. Çiftleştir diyerek şu elementle, ortadaki elementleri, özel elementler gençler ve sondaki elementleri. Şununla şunu çiftleştirip ne verirsin bize? 20 saatten yükselip bir şey verirsen çok mutlu olurum gerçekten. Ne verdin? 8 saat 9. Ya, güzel bir şey vermeyecek diye düşünüyorum veya bende olmayan çirkin bir şey de veriyor olabilir. Bilginiz olsun. Onun dışında burada çiftleştirme falan yok. Şurada kullanmamız gereken bir şey var mı? Yok. Umarım bu kadar olsun arkadaşlar bu videodan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Saldırıları gösteremiyorum bu arada Umukar'ın. Burada başka bir ejderha yükseliyor şu anda. Görmüş olduğunuz üzere. O yüzden gösteremiyorum. Affedin. Bir sonraki şeylerde, videolarda daha detaylı bir şekilde anlatım gelecek zaten bu arada, bilginiz olsun. Dediğim gibi umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz ejderha tanıtım videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve kanaldaysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.